Merhabalar. Merhaba. Bugün de videosuz bırakmayalım dedik arkadaşlar sizlere. Oyun sezonu açıldı. Evet. Tabii biz de açıldık. Evet, video sezonu da açıldı. Yani şeyler işte anladın sen onu. Bir şeyler açıldı yani. Sonuç olarak o daha çenemiz çok video. Çenemiz açıldı. Arkadaşlar biliyorsunuz dün Nintendo bir Direct yayınladı. Dün gece yarısı. Ben de böyle yarı uyuyarak onu izledim. Ben güzel de bugün şeyler, izledim. Evet, Zeynep de bugün izledi. Güzel şeyler açıkladılar. Bir onlara şöyle hızlıca bir bakalım. Bir de Switch nereye gidiyor? Nasıl? Ne haber Switch? Bunları bir tartışalım istedik. İşte böyle. Efendim şöyle yine çok şekiller yaptım ben yani. Galiba şurada ya. Şuraya koydum. Evet, evet, tamam. Bomboş olmasın. Evet. Adını değiştirmeyi unutmuşum. Oradan kafam karıştı. Evet, büyük haberlerden bir tanesi. Şimdi Nintendo deyince aklımıza eksik gelen noktalardan biri. Üçüncü taraf, üçüncü parti diyoruz ona. Üçüncü parti desteği oluyor değil mi? Evet. Ama Nintendo Switch ile hem daha AAA olmayan, daha indie oyunlarda diyelim PC portlarıyla hem de yavaş yavaş daha büyük isimlerle kendini göstermeye başladı. Evet. Zaten Skyrim'in geleceğini biliyorduk. Onun için de bir tarih açıkladılar. Sanıyorum 17 Kasım olması lazım. Evet, 17 Kasım. Aynı zamanda Bethesda hangi iki oyunu? Doom ve Wolfenstein 2. Bravo! Güzel, güzel okuduğumuz ekrandan. Evet. Doom ve Wolfenstein 2'yi duyurdu. Wolfenstein 2 zaten daha çıkmadı. 2018'de Switch'e gelecek dendi. Doom da bu kış gelecek dendi. Doom da 2016 yapımı ama çok beğenilen bir FPS türünde bir oyun. Hı hı. Ve yani aslında Switch için çok büyük bir haber bu. Bence güzel olur. Wolfenstein özellikle çok keyifli bir oyundu bir önceki oynadığım. Bu da hani Switch'te. Zaten videoda durmadan dediği gibi anytime anywhere. Anytime yani, anywhere arkadaşlar. Onu deyip durdular. Yani evde, sokakta, okulda dediğimiz evet. Olay. Tabii Switch'in avantajı burada dediğimiz gibi işte el konsolu da olması aynı zamanda. Ve hatırlarsanız mesela geçmiş Nintendo el konsollarında çok fazla FPS oyunu yoktu. Birkaç tane Resident Evil vesaire vardı. Ama çok da öyle elle tutulur bir FPS deneyimi. İşte Vita'da Killzone vardı vesaire. Böyle çok ayrı ayrı bir iki örnek vardı yani öyle söyleyeyim. Ama Switch ilk senesi olmasına rağmen bu iki duyuruyla bayağı güzel bir adım attı. Ve Bethesda'yı da tebrik etmek lazım bu kadar destek verdiği için Switch'e. Bravo! Bravo Bethesda! Şimdi Fallout New Vegas'ı Switch'e getir Bethesda. Tüm DLC'leriyle beraber. Olur. Oynarım baştan. Kim oynamaz? Her yerde Fallout. Düşün, her yerde Fallout. Neyse. Evet arkadaşlar böyle güzel bir haberle başladı olay. Ondan sonra konuştuk. İşte Skyrim'in tarihini açıkladılar. 17 Kasım'da geliyor. Ben Skyrim'e hala sevinçliyim. Daha yeni bilgisayara aldım ve hayır konsola oynamayacağım, beklemeyeceğim. Bilgisayara alacağım deyip aylarca oynamamış olmama rağmen. Varlığına sevinçliyim yani. Kesinlikle. Bence sevinilmeyecek gibi değil. Çünkü şimdi böyle açık dünyası çok büyük olan ve defalarca oynanabilecek oyunların el konsolunda olması bence çok büyük bir adım. Hani mesela Vita'ya Borderlands geldiğinde de ben o yüzden çok beğenmiştim. Çok büyük bir oyun. Hı-hı. Ve defalarca oynanabilir. Neyse efendim. Eskimeyen oyunlar güzel oluyor el konsollarında. Kesinlikle. Yani Skyrim'de zaten bu oyunlardan bir tanesi. Evet. Sonra ne? Başka ne duyurdular dersen? Başka ne duyurdular? Nintendo'nun arcade serisi var. Versus diye bir arcade serisi var. Bunların Switch'e geleceğini duyurdular. Nasıl geleceğini bilmiyoruz. Yani bu Virtual Console mı olacak yoksa bilmiyorum özel parça parça koyacaklar mı eShop'a henüz bilmiyoruz ama bu seriyi duyurdular. En azından geçmişe dönük bir şeyler düşündükleri de ortada olduğu için ona da sevindik yani. Evet. Yalnız gördüğüm kadarıyla Switch ile ilgili şeyler söylüyorsun. Evet, evet. Evet, şunu belirtmek isterim. Evet. Nintendo Direct videosu birçok 3DS oyununa açıldı. Aklımda kalan Minecraft mesela. Birçok oyun söz edildi ama Pokemon'lar falan. Evet, Mario Party yapacaklar bir tane 3DS. Ben aslında not almıştım en son 3DS kısmından bahsedecektim ama onu da aradan çıkaralım madem. Evet, yani şey güzel 3DS oyunları çıkmış olması da güzel yani. Kesinlikle. Desteklemeye devam etmeleri benim de hoşuma gidiyor. Bunu da söylemek isterim. Çünkü 3DS'in yani geleceği belirsiz ama
Nintendo destekleyeceğini söylüyor. Ben en azından bir buçuk sene daha, iki sene daha belki kesinlikle destekleyeceklerini düşünüyorum. Sonrasını hep beraber göreceğiz. Yani el konsolları için belirli sayıda güzel oyun varsa ben hala almaya ve tutmaya değer diye görüyorum. O yüzden de Vita videomuzda da aynı şeyi söylemiştim. Bazı oyunlar var, konsolu gerçekten almaya ve tutmaya değer yapıyor. Birkaç tane olduğunda sayıyla, sayı vermeyeyim şimdi ayıp olur. Öyle olduğunda değiyor. O yüzden yani seneye vazgeçecek bile olsalar 3DS'den bu sene güzel oyunlar çıkması bence güzel. Kesinlikle. Zaten 3DS'in kütüphanesi de bayağı iyi. Bayağı iyi noktaya geldi artık. O nedenle o açıdan da sıkıntı olmayacaktır. Hemen şu harika görselime geri dönmek isterim. Ah ben de bir sonrakine geçeceksin sanmıştım. Sonrakine geçmem için önce buraya gelmem gerekiyordu. Snipper Clips'le devam etmek istiyorum. Snipper Clips'i Switch için özel olarak yaptılar ve özelliklerini göstermeye yönelik bir oyundu ama biz mesela niye almadık? Çünkü demosunu oynadık, çok keyifliydi ama oyun çok küçüktü. Çok değer gelmedi bana. Aslında elbette yani tabii değer olması tartışılır ama hani çok fazla oyun var, çok meşguliyet var. Şey yapmamıştık. Ama şimdi Snipper Clips Plus diye bir DLC paketi çıkarıyorlar oyuna. Bu da çok güzel. Kasım ayında geliyor. Bu beni çok mutlu etti açıkçası bu oyunu desteklemeye devam etmeleri. Çünkü bazen yine çok konuştum. O zaman demiştik ya bunun devamı gelirse güzel olur. Hı hı. O zaman bir düşünürüz demiştik. Düşündüğümüz şey bu olabilir. Hatta bir özellik vardı değil mi? Yeniden oynamak istediğinde hı hı. değişik yerlerde başlatıyor. Evet. Değişik şekilde başlatıyor. Değişik şekilde başlatıyor. Yani aynı düzeyi istediğin kadar oynayabilirsin değişik bir şekilde başlattığı kesinlikle. İçin. Kesinlikle. Bir de bazen şey yapıyorlar mesela bir konsolun özelliklerini göstermek için böyle özel olarak bir oyun yaptıklarında daha sonra o oyun küçücük bir oyun olarak kalıyor. Bir daha tekrar edilmiyor. Bir devamı gelmiyor. Bunu yapmamaları çok hoşuma gitti Snipper Clips konusunda. Nintendo'yu tebrik edelim mi? Nintendo'yu kesinlikle bravo. Tebrik ediyorum. Bravo Nintendo. Evet, bravo Nintendo. Şimdi gelelim. Neye gelelim arkadaşlar? Mario Odyssey. Mario Odyssey. Bir konsol duyuruldu. Evet. Özel... tutamaçları ne onlar? Joy-Con. Joy-Con Türkçesi yok mu? Neyse. Eğlence konu. ve taşıma kutusuyla kıpkırmızı ve tabii oyun kendisiyle birlikte geliyor. Almamış olanlar için, bunu bekleyenler için bir şey olabilir. Bazen hani ilk partiyi almayalım yeni konsolda diyenler belki bunu bekliyor olabilir. Bir de kesinlikle Mario bekleyen çoktu. Yani Mario çıkınca alacağım diye bekleyen çoktu. Renkleri de çok tatlı. Evet, renkleri çok tatlı. Ayrıca dünyayı da bayağı gösterdiler. Değil mi? Değişik değişik dünyalar. 3 tane de yeni dünya gösterdiler. Evet evet çok güzel dünya. Görünüyor. Yeni dünya. Kötü espri. Neyse. Dünyalar evet yeni gösterdikleri dünyalar bence önce gösterdikleri dünyalardan daha keyifli görünüyordu. Ben çok severim. Ben New York'u sevmedim. Yani onun da cazibesi orada belki ama ne bileyim Mario'nun yanında böyle ince uzun insanlar falan. Ya falan. Evet New York'tan esinlenmişler. Diğer yerleri sevdim ben. O hoş olmuş ama hani bilmiyorum modern ortamlar şimdi garip geliyor tabii Mario oyununda öyle bir şey görmek. Sanki GTA'ya Mario'yu koymuşsun gibi falan. Ama işte o oynamadan bilemeyiz bence Nintendo onu kendine benzetmiştir diye düşünüyorum ben. Keyifli olur herhalde. Kesinlikle tabii. Güzel bir şeyler yapmışlardı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi başka neler var? Şöyle bir bütün haberleri geçelim. Project Octopath Traveler's'a geleceğim ondan sonra. Ondan sonra bakalım bir başka ne var. İşte Xenoblade Chronicles 2'nin çıkış tarihini söylediler 1 Aralık olarak bekleyen varsa. Ben gösterdikleri trailer'ı yine çok beğenmedim. Yani oyun çıkmadan bir şey anlayamayacağım ben bu oyundan tam olarak diye düşünüyorum. Xenoblade için özel bir pro controller yapmışlar onu gösterdiler. Olur tamam. Dedik ona da. Splatoon 2 için yeni level gösterdiler iki tane. Ondan sonra bakıyorum şöyle. Morphe's Law diye bir böyle morflu bir shooter gösterdiler. Ortamlar biraz Overwatch'a benziyordu ama oyun mekanikleri çok farklıydı. Bana çok itici göründü ama en azından yani shooter olması da önemli bir konsolda. O da güzel bir haber diyoruz o yüzden. İşte Rocket League'in çıkış tarihi, Rocket League Holiday Season ve şey gördüm, Mario ve Luigi arabaları vardı. Ha değil mi? Evet. Özel arabalar yapmışlar özel arabalar falan filan. O da işte tatil dönemi ne oluyor, Christmas zamanı, Noel zamanı falan filan çıkacak dendi.
Arena of Valor diye bir MOBA oyunu tanıttılar. O çok belli değildi abi. Pek bir şey anlamadım. O da kışın çıkacakmış. Başka? Arms'a update geliyor. Yeni bir karakter var. Aşama ve yeni bir karakter. Adı da Lollipop. Böyle Lollipop gibi bir insan zaten kendisi. Bilmiyorum Arms oynayan var mı acaba? Ben çok merak ediyorum ya Arms. Ya şöyle kötü bir oyun olduğundan değil. Nintendo bazen çok garip konseptler deniyor. Mesela Arms yine çok sattı. Yani büyük ihtimalle onu planlayıp tabii bu zamanda çıkarmışlardır fazla oyun olmadığında. Ama yani bilmiyorum ben oyunu nasıl o kadar oynayıcı buldu anlayamadım tam olarak. Yani çünkü niye dalga geçiyorsun Nintendo? Niye sen niye bu kadar oyunu şey yaptın? Hayır oyunu ezdin. Kötülemiyorum. Oyun eminim çok eğlenceli bir oyundur ama yani o kadar farklı bir konsept ki insanlar ona dönüp dönüp aylarca oynayacağını. Aynen sanmıyorum. O kadar kötü oyun var hiçbirine böyle demiyoruz o yüzden komik. Yok yani ben o konseptin hala nasıl o kadar tuttuğunu anlayamadım. Benim çok hiç ilgimi da çekmediği için ne konsept bile bilmiyorum. İşte yani boks mu yapıyorlar böyle? İtici bile geldi uzun, yani. Uzak uzun kollarla. Evet öyle bir şey. Öyle bir şey evet. Sonra Dragon Quest Builders geliyor. Evet. Bu ilkbaharda 2018 evet, ilkbaharda. 2 sene sonra geliyor arkadaşlar. Yani bunlar güzel hamleler yine de. Hani çok geç geliyor bence yani. 2018 baharda daha neredeyse bir sene var buna. Bilmiyorum. Hani oynayan oynadı falan durumu var ama yine satar. Ama biraz fazla geç geliyor be arkadaşlar. Yani şöyle bari onu da işte en azından sene başına yani şey yapsalarmış. Evet. Kirby oyunu açıklanmıştı hatırlarsanız Switch için bir tane. Onun artık bir adı var Kirby. Star Allies. Star Allies. Onu da yine ilkbaharda görecekmişiz. Bu da heyecanlanabileceğimiz oyunlardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Çok sevimli. İşte Resident Evil Revelations gelecekti 1 ve 2. Onları gösterdiler zaten. L.A. Noir geliyor. Evet 14 Kasım. 14 Kasım'da. Ondan sonra işte böyle bu arada şeyde Mario Odyssey'de snapshot modu yapmışlar onu. Hı, çok tatlı görünüyor evet sosyal medyada daha iyi paylaşımlar yapalım diye. Daha kaliteli sosyal medya paylaşımları için. Evet, biz de böyle şeylerle mutlu ediyorlar. Ama şeyi çok güzel yapmışlar fotoğraf modunu çok güzel yapmışlar çünkü böyle 3 boyutlu olarak döndürebiliyorsun kareyi falan filan. Yani uyduruk filtreler falan da var onlar o kadar değil ama o 3 boyut olayı ve oraya bayağı buraya logo koyuyorsun evet, falan. Ben beğendim. Hoş, değil, hoşuma keyifli. Değil. Ben de beğendim ama günün sonunda beğendiğim şeyi sorguladığımda sadece yani Nintendo markasının bedavaya reklamını daha iyi yapayım diye bana bir şey çok hediye derine ediyorlar. Girdim. Çok derine ama tebrik ederim seni. Bu soruları da sormak lazım. Evet. O zaman sen bugün bir şey oynuyordun. Adı neydi onun? Evet. Sevgili arkadaşım Octopath Traveler. Arkadaşlar bu Square Enix'in Switch'e özel yaptığı yanılmıyorsam bir RPG hala devam ediyor. Şu an demosunu indirebilirsiniz Switch'iniz varsa bu arada onu da belirtmek isterim. Ben bugün demosunu oynadım. Demoda iki karakter var. 2018'de gelecek tarihine bakıyorum da daha şey bir Square oyunları nasıl alır bilirsiniz bir yıl verirler. Ay canım sonra gecikti falan olur bazen ama umarız bu oyun olmayacaktır. Nintendo onları sıkı tutar diye çok düşünüyorum. Çok keyifliydi. Duyduğum kadarıyla müziği de çok güzeldi. Evet. Renkler de harika. Çok güzel bir tasarım yapmışlar. Tasarım çok güzel. Direkt eski JRPG'ler alışkın olduğumuz işte Dragon Quest'ler, Final Fantasy'ler falan tarzında bir tasarımı var ama tabii teknolojiyi kullanarak bunlara derinlik katmışlar. Mesela böyle bir odak noktası olayı var. Hı, çok güzel görünüyor. Gittiğin yer, uzaklaştığın yer bulanıklaşıyor. Ondan sonra ışıklandırma çok güzel. Geçtiğin yer aydınlatılıyor falan filan. Müzik çok güzel. Sadece klasik piyano değil. Çok farklı enstrümanlar da duyabiliyorsunuz. Yani bunlar tamamen demodan edindiğim izlenimler. Diyaloglar güzel. Yani ben çok sıkılırım. Özellikle JRPG'lerde artık yani çok tahammül edemiyorum. Böyle işte öyleydi böyleydi falan hep aynı oluyor bazen diyaloglar. Bunu daha çok beğendim ve daha yetişkinlere yönelikti. Dili de öyleydi. Küfür mü ediyordu? Yani küfür açık mıydı? Açık etmiyordu ama evet yani. Onu bak go pleasure yourself diyordu bir yerde. Yani kibarlaştırmışlar yani. Ama yani şey genel olarak hani konuşmalar falan da daha yetişkin temalıydı yani. Zaten bir daha bunu söylemek isterim ki Nintendo'nun reklamını hatırlayalım.
genç yetişkin insanlar partiye gider gibi gidip Nintendo'larını oynuyorlardı. Ya bak, kitle bu yani. Kitle oymuş gerçekten de. Oyun yani şöyle söyleyeyim, oyunda iki karakter, normalde 8 karakter var arkadaşlar. 8 origin story ile başlıyor. Yani RPG'lerde alışkın olduğumuz, gördüğümüz origin story olayı, yani bir karakterin geçmişi var, bir hikayesi var. O karakteri alıp direkt onun hikayesini oynayabiliyorsunuz ve 8 tane böyle karakter var. Bu yani eski bu tarz JRPG'lerde çok gördüğümüz bir şey değil. Ve çok güzel olmuş bence. Ben bir tane Primrose adlı karakteri oynadım. Şurada adı yazıyor. İşte hala da demo bitmedi bu arada. Mesela bir boss fight yaptım en son. Ondan sonra diğer başka bir kasabayı bulup diğer karakteri de recruit edip yanıma alıp hayatıma devam edebiliyorum. Yani demoda. Demo çok kapsamlı bir demo, oynamak isterseniz. Gerçekten etkileyici buldum oyunu. Çok zordu bu arada boss. Boss'lu muydu? Boss çok zordu. Ve yani ben evet 4. level'ken gittim boss'a. 3'ken gittim, yenildim. 4'ken gittim, anca böyle son anda o öldü falan. Neden böyle boss sandalyede oturuyor? Evet, kendisi patronumuz olur aynı zamanda. Biz de bir dansçıyız. Bir tane de şövalye bir karakterin hikayesini oynamak mümkün. Ona bugün zamanım olmadı videoyu çekmeden. Onu da oynamayı düşünüyorum. Yani yenilik getirmişler ve şeylere de, ama bunları böyle albenili yapan özellikleri de korumayı başarmışlar gibi görünüyor. Square'in başarılı işlerinden biri olacak gibi duruyor. Özellikle zor olmasını çok beğendim. Evet. O zaman güzel bir video oldu bu. Güzel Nintendo bir Direct videosu. Kesinlikle, yani beklenenden iyi bir sonuç verdi bence. Bazı insanların çok yüksek beklentileri vardı ama şimdi şöyle düşünmek lazım. Bu Switch ilk senesinde arkadaşlar ve Zeynep Switch ilk senesinde olan bir konsol ve zaten ilk senesinde bakın Splatoon 2, ondan sonra o harika ARMS oyunu, ondan sonra şaka yapıyorum, Mario Odyssey, ondan sonra Zelda Breath of the Wild. Yani bu kadar fazla büyük oyunun çıkması bile zaten bayağı büyük bir olayken bir konsolun ilk senesinde. Çok fazla indie oyun duyurdular. Ondan sonra duyurmaya da devam ediyorlar benim ilgimi çeken. Tabii bazıları 2018 tarihi olsa da yani çok güzel duyurular yapıyorlar. Bilmiyorum. Umarım Nintendo bu yaptığı yatırımı yapmaya devam eder Switch'e. Evet, bence zaten çok şey yapmaya gerek yok. Nintendo iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor diye. Zaten belirli bir kitlesi var Nintendo'nun. Bekliyorlardı, beğendiler, aldılar. Belki biz de onlardan, size bilmiyorum. Ben hiç zaman Nintendo'cu olmadım da. Ben oldum şahsen. Evet, yani hani şey, işte oyun yavaş çıkıyor, o zaman alt çöpe, kötüler tarafta falan gibi bir durum yok yani. Zaten seven aldı. Alan sevdi. İşte donanım sorunları... Aynı kıraathanedeki tam olarak... katıldığınız donanım gibi sorunları vardı. Geçti mi bazıları, işte geri alıp düzeltme durumları oldu galiba falan. Neyse, bozdum bütün şeyimi. Ya evet evet, katılıyorum kesinlikle. Nintendo zaten atı aldı ve Üsküdar'ı geçti yani. O nedenle hani bilmiyorum ama ben yine de bu kadar destek beklemiyordum Nintendo'dan. Bunu da söylemem gerekir. İşleri daha yavaştan alıp bu kadar açıklama yapmayıp yine de hemen hemen aynı satış rakamlarına ulaşabilirlerdi. Zaten hala Switch bulmak zor yani, dünyada öyle bir şey var. Bilmiyorum, çok başarılı gidiyor. Umarım bu momentumu da korurlar. Bu şekilde gerçekten böyle giderse, çünkü Switch ikinci serisinde çok başarılı, aşırı başarılı bir konsol olacak yani, beklenmedik kadar. O nedenle böyle. Yani Nintendo doğru yoldasın. Doğru yoldasın. Ben kaşığım da olsaydı. Evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa? Eklemek istediğim bir şey yok. Okey'e mi yok döneceksiniz? Yok. Ben tane mi? Peki arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Böyle Switch haberleri açıklandıkça devam edeceğiz Switch videolarına. Bu arada Instagram hesabımız var. Evet. Bir Instagram hesabımız var. İki videodur aklımda, unutuyorum. Takip etmek isterseniz. Evet. Nacizane. Et son oyuncak olarak bulabilirsiniz evet, bizi. Evet, son oyuncak. Böyle. Orada görüşmek üzere. Orada da görüşürüz umarım. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.